Mersin İlçe Belediye Başkan adayını sizler aracılığıyla kamuoyuna duyurmak için bir araya geldik. Ben konuşmama başlamadan önce bugün büyük bir cesaret göstererek, kendine inanarak, Kilimlili hemşerilerine inanarak, Milliyetçi Hareket Partisi ile bu yola çıkma cesaretini gösteren Hülya Hanımefendi'ye düşünceleriyle ilgili, süreçle ilgili bir söz hakkı vermek istiyorum. Hülya Hanım buyurun. Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Gerek il başkanıma, gerek Kilimli Merkez İlçe başkanlarıma ve yönetim kuruluna sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü çok kutsal bir göreve beni layık gördüler. Kilimli'nin gerçekten hizmete muhtaç olduğunu görüyorum. Bizzat içinde çalışmış olarak görüyorum ben bunu. Ben 1974 Zonguldak doğumluyum. Halen halkla ilişkiler ve tanıtım son sınıf öğrencisiyim. İlk siyasi hayatıma Milliyetçi Hareket Partisi 1999 seçimlerinde kadın kollarında aktif görev yaparak başladım. Milletvekilimizle bizzat çalıştık. Daha sonra bir 10 yıl ara verdim kendim. 1999-2009 seçimlerinde tekrar siyasi hayatımıza geri döndük. Tabii orada da bir seçim kazandık. Fakat bazen kazanımların kayıp olduğunu düşündüğümüz için bugün yuvama geri dönüyorum. Rabbim inşallah utandırmaz. Ben Kilimli'de çok iyi şeyler olacağına inanıyorum. Çünkü öncelikle Kilimli'nin huzura ihtiyacı olduğunu görüyorum. Kavgalardan, kaoslardan, çekişmelerden bıkmış bir Kilimli var. Her gün uyandığında yeni bir haberle uyanan Kilimli var. Artık bunların son bulması gerektiğini düşünüyorum. En iyi hizmeti, en adaletli hizmeti vereceğime de inanıyorum. Allah'ın izniyle inşallah utanmam. Tekrar il başkanıma ve Kilimli ilçe teşkilatıma sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü çok onurlu bir göreve layık görüldüm. Evet, teşekkür ederiz Hülya Hanım. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi Milliyetçi Hareket Partisi 30 Mart 2014 günü yapılacak olan, yapılması beklenen yerel seçimlerde mutlaka bayan arkadaşlarımıza da yer vereceğimizi, onlarla da yola gideceğimizi, çünkü beraber yaşadığımız dünyamızda, ülkemizde, Zonguldak'ımızda %50'si bu işin, erkeklerse %50'sinin bayan olduğunu bilerek ve bu zamana kadar Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde erkek egemen bir görüntü oluşundan dolayı hem bunu kırabilmek için hem de özellikle Zonguldak ve çevre ilçelerimizde gerçekten hizmete ihtiyaç olduğundan dolayı kadınlarımızın da siyasetin manevralarının içinde olmayacağını düşünerek kendilerine bir çağrı yaptık il teşkilatı olarak. Ben kendilerine şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Bu çağrımıza birinci cevap Gökçebe ilçemizden geldi. Sizler de biliyorsunuz. Sayın Nurşen Yılmaz Hanımefendi 1,5 ay gibi bir zaman oldu, yola çıktı. Onun durumu çok şükürler olsun ki iyiye gidiyor. Ve Zonguldak siyasetine şekil veren, yön veren Kilimli, bize göre Zonguldak merkez ilçe kadar önemli bir yer. Çünkü sizler de takdir edersiniz ki Zonguldak siyaseti Kilimli'den dönmekteydi. Böyle algılanmaktaydı. Şimdi Hülya Hanım'ın söylediği gibi Kilimli'de bizlere göre de özellikle son dönemde bir belediyecilik anlayışı olmamıştır. Orada çekişmeler olmuştur, kırgınlıklar olmuştur, bugünlere gelinmiştir. Sonuçları itibariyle baktığınızda Kilimli'den 3000 insanımızın Soma'ya, Tekirdağ gibi diğer vilayetlerimize göç ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Zonguldak'ın ve Kilimli'nin kaderi artık bu olmamalı diye düşünüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Zonguldak Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber büyüyecektir. Özellikle de şunu da ifade etmek isterim ki Kilimli'de Hülya Hanım'ın alacağı oylar Kilimli halkının kendi düşüncesinin oyları olacak. Yani bunu açmak gerekirse, huzur aranıyorsa, bir belediyecilik hizmeti arıyorsa Kilimli halkı Hülya Hanım'ın alacağı oyla paralel olacak. Bunu net söylüyorum. Ve inşallah 30 Mart 2014 günü saat 6'da sandıkların sonucu belli olduğunda kanaatim odur ki inanıyorum ki Hülya Hanım'ın isminin 5 gün önce sizler aracılığıyla kamuoyuna sızdığında onunla ilgili gelen yoğun tepkiler ve temaslarımız Hülya Hanım'ın ve Kilimli'nin gerçekten bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu Hülya Hanım sayesinde bir kanaat oluştu. Ondan dolayı çok net söyleyebiliyorum ki bu görüşmeler ve temaslar çerçevesinde Hülya Hanım Kilimli belediye başkanıdır. 6 ay sonra inşallah mazmatasını almak için sadece bekleyecektir. Dediğim gibi değerli arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi daha sözünü söylemedi. Bu bir süreçtir. Kaybeden Zonguldak. Kaybeden Zonguldak halkı. Kim ne derse desin. Birileri çıkmış yine siyaset yapıyor. Birileri bize
affedersiniz, don biçmeye kalkıyor. Zonguldak'ta siyaset terzileri şunu görecekler ki artık onların istediği gibi bir aday şekillenmeyecek, bir Zonguldak şekillenmeyecek. Milliyetçi Hareket Partisi Kilimli'de bir tatili varlığı siyasetini bozmuştur. A kişisi sağ tarafta, B kişisi sol taraftaydı. Biz diyoruz ki Kilimli arkadaşlarımıza, hemşerilerimize, alternatifsiz değilsiniz. Hülya Hanım, sizlerin emrinizde. Hizmete talip oldu. O yüzden Kilimli'nin ve Zonguldak'ın bizim bu çalışmalarımızı değerlendireceğini düşünerek, kendisine de bu kararlılığı ve cesaretinden dolayı, yapmış olduğumuz çağrılarımıza cevap verdiğinden dolayı, başta Kilimli İlçe Teşkilatımıza, dolayısıyla il teşkilatımıza yürütmüş oldukları bu çalışma ve kampanyadan dolayı teşekkür ediyorum. Kendisine ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Cenab-ı Allah kendisi için ve Kilimli halkımız için hayırlısı olacaksa bunu nasip etsin, belediye başkanı olmayı. Evet, sözlerim benim bu kadar. Mevlüt abla, siz Hülya Hanım'a bir şeyler söyler misiniz ilk kadın kolları olarak? Bizler de kadın kolları olarak Hülya Hanım'ı göstermiş olduğu medeni cesaretinden dolayı şahsım ve arkadaşlarım adına kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. Her zaman yanındayız ve destekçisiyiz. Aynı desteği Kilimli halkından ve özellikle bayanlarımızdan da bekliyoruz. Bu dönemde tercihlerini Milliyetçi Hareket Partisi'nden yöne kullanmalarını arzu ediyoruz. Ve ben sizi kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Allah yardımcınız olsun. Başkanım. Hamdi Başkanım. Mevde Başkanım. Başkanım. Başkanım, Hamdi Başkanım.